Uğur Elektronik arazi testleri. Son cihazımız Goldfinder. Goldfinder çift başlıklı bir cihaz. Şu anda elimizde küçük başlığı var. Büyük başlığını da birazdan göstereceğiz. O da bayağı derin arama yapabilen bir makina. Büyük başlığıyla. Cihazımızın toprak ayarını yaptık. Yine gümüş plakamız veya bakır plakamızı alalım. 6 santim çapında bir bakır plakamız var. Yine kaç santim derine koyuyoruz onu? 45 santim gibi bir derinlikte bakır plakamızı yerleştirdik. Evet, üzerinden geçtiğimiz zaman genel aramada cihazımız onu metal olarak algılıyor. Kenara alıyoruz, ayrıma alıyoruz cihazımızı. Ayrım bölümünde hassas bir şekilde yeniden geçiriyoruz aynı yerden. Cihazımız buna kıymetli metal diyor. Evet, 45 santim derinde 6 santim çapında bir metali kıymetli olarak algılıyor. Yeni gömülen bir metali. Dikkat edelim. Evet, altın bileziğimizi koyalım. 9 santim çapında bir altın bileziğimiz var. Aşağı yukarı 50-55 santim. Yeni gömülerde arama bölümünde, genel arama bölümünde metali, evet, metal olarak görüyor cihazımız altın bileziği. Ayrımı aldık. Ayrım bölümünde tekrar geçtik. Bize kıymetli diyor. Evet, kıymetli sinyalini alıyoruz. Altın mı değil mi diye tekrar soruyoruz. Altın bölümüne getiriyoruz. Altın ayrımına geçiyoruz. Bunları yaparken hep bobinimiz yan tarafta. Metal üzerine tutmuyoruz. Altın bölümünde tekrar aynı yerden geçtiğimiz zaman cihazımız altın diyor gördüğünüz gibi. Evet, plakayı ondan önce bakır bakracımızı koyalım aynı yere. 13 santim çapında bir bakır bakracımız var. 95-98 santim gibi derinliklerde. Genel aramada Goldfinder metal olarak görüyor bakracı. Kenara çekiyoruz. Ayrımı alıyoruz. Kıymetli mi kıymetsiz mi diye soruyoruz. Evet, kıymetli diyor. Tekrar kenara çekip altın ayrımını alıyoruz. Bakıyoruz altın mı değil mi? Hayır, altın değil diyor. Kıymetli diyor cihaz. Bakın, burada bir hatırlatma yapalım. Bu bakırın içi, bu bakır bakracın içi altın dolu olsaydı dedektörlerimiz, bizim cihazlarımızda tüm dedektörler aynı şeyi yapacaktır. İçindeki altını görmeyecek, sadece bakır bakracı görecek. Yani ilk gördüğü metali size verecektir. İçindekileri altın olarak göremez hiçbir dedektör. Sadece dışarıdaki, dışındaki metali görecektir. Evet, şimdi 35 santim çapındaki bakır plakamızı koyuyoruz. Aşağı yukarı 1 metre derinlikteki çekmecemize. Cihazımızı genel arama bölümünde geçirdiğimiz zaman metalin üzerinden, evet, metal diyor. Tabii ben burada metal olduğunu bildiğim için metal üzerinden diyorum. Bu bir kesit. Siz normalde orada metal olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, bir metal sinyali aldık. Kenara çektik. Kıymetli mi kıymetsiz mi diye soruyoruz cihaza. Tekrar aynı yerin üzerinden hassas bir şekilde geçtiğimizde cihazımız bize burada kıymetli bir metal var diyor. Altın ayrımını alıyoruz. Altın ayrımında hayır, altın değil, bu kıymetli bir metal diyor. 35 santim çapındaki bir metali yeni gömülerde 1 metreden gören cihazımız üzerinden uzun bir süre geçtiğinde 2 metrenin üzerinde bir derinlikten görebilir.